Merhaba arkadaşlar. Bugün büyük günlerden bir tanesi. Daha önce aldığım evin remodeling'ini çekmiştim bu videosunu. Şimdi bu bitmiş halini çekeceğim ve bitmesinden ziyade daha güzel şeyler de oldu böyle alakalı. Bu evi bir gece önceden satmaya koyduk. Tam ev bir saat içerisinde satıldı. Daha farklı da satabilirdik. Orası ayrı bir şeydi. 119 bin dolara piyasaya koyduk. Sattık. Adam 123 bin dolar teklif verdi evi almak için. Hani herhalde evi çok aşırı beğendiği için, evi kaçırmamak için 123 bin dolar teklif verdi eve. Şu an o eve gidiyoruz. Şu an en son halini size göstereceğim. Neler yaptık. Eskisini before ve after şeklinde bir video hazırlamaya çalışacağım. Bakalım inşallah başarılı olabiliriz. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Çok güzel oldu. Gerçekten yaklaşık 40 bin dolar yakın bir para harcadık üstüne. 3,5 aydan fazla zamanımız gitti. Ama ev çok görecek gerçekten. Yani eskisiyle hiç alakası yok şu an. Mükemmel bir şekilde böyle lüks bir ev oldu. Çok güzel. Normalde bu mahalle çok aşırı hızlı satan bir mahalle değil. Evler çok hızlı gitmiyor. Genelde piyasada birkaç ay en az duruyor evler. Ama biz yani evi o kadar gerçekten standartın üzerinde orada yani o mahallenin standartı çok üzerinde bir ev yaptığımız için büyük ihtimal ilk gelen evi gördü ve aldı hemen direkt anında. Şimdi ben evi görünce anlayacaksın ne demek istediğimi. Ev gerçekten o mahalleye göre gerçekten güzel, çok standartın üzerinde bir ev. Yani o mahalle ortalama bir mahalle. O nedenle hızlı sattı. Yahut da şans dedim çünkü şu an Ağustos ayındayız. Ağustos ayı artık satışların durmaya başladığı zamanlar ev piyasasının. Mayıs, Haziran çok hızlı. Temmuz normal. Ağustos'tan sonra yavaş yavaş azalıyor. Eylül, Ekim'den sonra artık kanun bitmeye, durmaya yaklaşıyor. O yüzden Ağustos ayı gibi ayda böyle bir mahallede bir saat içerisinde ev satmak gerçekten herkese nasip olmaz diyelim. Çok şükür biz piyasaya koyduk ve sattık. Ben bile inanamadım hani nasıl oldu falan diye. Ama emlakçı demişti bu ev gerçekten çok güzel yapmışsınız. Hızlı gidebilir diye söylemiştim. Kadın haklı çıktı. Başka bir emlakçıya verdim dedi daha önceden. Daha önce benim çalıştığım emlakçı vardı. Biraz lüks mahallede çalışıyor. Kadının şimdi sınırları çok fazla yüksek. Buraya geldi. İşte bu ev satamazsın dedi. Mahalle şöyle dedi. Böyle dedi. İşte 85'e koyarsan anca satarsın falan dedi. Daha sonra tamam dedim sen bir dur dedim işte. Bu ikinci emlakçıyı buldum. Kadın koydu, hani konuştuk, ertesi gün piyasaya koydu. Bir saat içerisinde satıldı ev. Gerçekten güzel bir şey. Şimdi eve gidince göreceğiz zaten. Evet arkadaşlar, evimize geldik. Şimdi evimizin dışından önce videosunu çekeceğim, size göstereceğim ne var ne yok. Şimdi önce dışarıya bir sürü landscaping yaptık. Şimdi onları yapıyorum gördüğünüz gibi. Şu an bahçemi siliyorum. Aslında içe girip içeri göstereceğim. Evet. Şimdi dışarıda gördüğünüz gibi bir sürü landscaping yaptık. Eskiden çok burası orman gibiydi hatırlıyorsanız. Şu an baktığınızda gayet temiz. Nezih bir şey. Dışarıda zaten ilk şey izlenim güzel olacak. İnsanlar baktığı zaman tertemiz bir şey görüyor. Şu an İstanbul'da hatırlıyorsanız buralar tamamen ormanlıktı. İşte buralar çok pisti falan. Şu driveway'i tam tamir etmedik çünkü çok fazla para yatırdık. Daha fazla yatırmamak istemedim. Zaten alan adam da çok bir şey demedi. Garaj kapısını değiştirdik. Dışarıdaki lambaları taktık dışarıda kalıp. Posta kutusunu taktık. Şu storm door taktık. Şuraya merdiven yaptık. Bu landscaping'lere yaptık. İşte buradaki ağaçları kestik. Burada bir sürü jungle vardı eğer hatırlıyorsanız. Onların hepsini kestik, temizledik. Uzaktan göstereyim size. Şöyle. Böyle bir şey oldu. Yani uzaktan baktığınız zaman nezih, temiz bir ev halinde gözüküyor. Yani albenisi var. Eskiden çok böyle jungle'dı her taraf. Şu yan taraflar tamamen ormandı. Oraları kestik. İşte bunları biraz toparladık falan filan. Bayağı bir adama benzedi. Şimdi yandan göstereyim biraz da. Yanda neler var. Şimdi suyumuz boş akıyor. O suyumuz hemen bir çiçeklerimizin üzerine tutalım. Biraz çiçeklerimizi sulayalım.
çiçekleri gördüm ilk başta, video çekecektim. Hepsi sararmış, solmuş, ölmeye yakın dedim. Bunları önce bir süreyim. Ondan sonra videomuzu çekeriz. Bunların çoğunu zaten suladım az önce. Tekrar bir süreyim. Çünkü 2-3 güne bir anca gelebiliyorum buraya. En azından 2-3 gün bunlar hayatta kalsınlar. Evet. Burada şu an kameralarımız var. Şu an belki bunlar pislenmiş. Onları yıkayayım biraz. Gördüğünüz gibi güvenlik kameralar taktık. Bir buraya, bir şuraya, bir tane de arkaya taktık. Toplam 4 tane güvenlik kamerası var evde. Yani her an evi her an ev adamlar 24 saat şey yapabiliyorlar. Güvenlik kamerasıyla kontrol edebiliyorlar. Burada olur. Adamlar farklı şehir dışındalar mesela. Ama güvenlik kamerası olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Adamlar her yerden evi görebiliyorlar. Böyle bir güzelliği de var. Yani evin bayağı bir artısı var. Ev smart bir ev oldu. Nasıl bir smart bir ev? Bluetooth'la telefondan bir app indirip arkadaşlar. App indirip ışıklarını açıp kapatabiliyorsun. Alexa tarzı küçük device'lar ya da Google'un da var artık. Onlarla şey yapabiliyorsunuz. Işıkları, vantilatörü, şunu bunu falan filan kontrol edebiliyorsunuz. Garaj kapısını açıp kapatabiliyorsunuz. Hatta garaj kapısı açıldı, kapandı gibisinde size sinyal veriyor. Veyahut da evin heater'ını açıp kapatabiliyorsunuz tarzı epeyce bir şeyi var. İçeride zaten onları göstereceğim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar, büyük an geldi. Şu an evimizin içerisinin son halini gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi ev tamamen bitti. Yerler tamamen hardwood floor. Her taraf aynı renk. Beyaz kitchen cabinetlerimiz var. Grand countertop'umuz var. Zaten bu lambaları daha önce görmüştünüz bir kısmını. Ama şu an son hali hepsini bir araya koyunca gerçekten eskiyle hiç alakası yok. Çok ciddi manada 3,5 aya yakın bir zaman harcadık burada. Kırıl pırıl oldu diyebiliriz. Gördüğünüz gibi. Detayları anlatmaya gerek var mı? Daha önceki videoda zaten çoğunu anlatmıştım. Neler yaptığımız. Zaten eski resimleri görünce kendiniz söyleyebileceksiniz ne kadar ne yaptık, ne yapmadık. Burada 3 kapılı buzdolabımız var. Buradan su ya da buz alabiliyorsunuz. Şurası derin dondurucu. İçinde su varmış hatta. Neyse. Bu ev smart bir ev. Nasıl smart bir ev? Şu daha önce buna bahsettim mi de. Bu lambaları dokunmatik şeyleri var. Ve bunları telefonuna Bluetooth'la bağlayıp telefonla kontrol edebiliyorsun lambaları, şunları bunları falan. Ondan sonra bu ses sistemi telefonunu yine Bluetooth'la bağlayıp tavanda ve şurada bir tane daha speaker'ı var. İstediğin müzik dinleyebiliyorsun. Ne yapmak istersen yapabiliyorsun. Yani smart bir ev olarak geçiyor. Burada güvenlik kamerası var. 4 tane. Evin tüm 4 tarafını görebiliyorsun. Telefondan yine app indirerek her tarafta nerede olursan ol, evde neler oluyor, etrafında neler oluyor hepsini anında izleyebiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Bunun aylık ödemesi falan yok. Şimdi şu lamba sensörlü bir lamba. Seni gördüğü zaman ışık, yani az önce ben şuraya geçince beni gördü. O yüzden yandı. Normalde kimse olmadığı zaman şartı sönüyor. Hani dakikada bir hallway lambasını açmam adına böyle bir şey yaptık. Evet, burası tuvaletimizin, küçük tuvalet banyomuzun son hali. Yerler siyah, grey, granit gibi bir şey. Fayans gibi. Tuvaletimiz, banyomuz, her şeyimiz tamamen her şey yeni. Yani hiç eski bir şey hiç yok. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi şurası da duşakabin yerimiz. Böyle bakarsanız duşumuza, yerleri falan aynı. Yani en güzel malzemeleri kullanmaya çalıştık. Eğer şöyle dikkat ederseniz
Gerçekten şeyler çok güzel. Malzemeler, çok lüks malzemeler. İnsanlar gören insanlar çok sevdi. Bunun hikayesini anlattım. Şimdi bu evi piyasaya koyduğumuzdan birkaç saat sonra 3 kişi gördü. Ve bir tanesi teklif verdi. Piyasaya koyduğumuz fiyatın fazlasına teklif verdi. Adam herhalde kaçırmak istemiyordu çok fazla. Adam bizim istediğimiz fiyattan 3000 dolar daha fazla fiyat verdi eve. Şimdi bakalım haftaya 3-4 gün sonra inspection var. Inspector gelecek, evi check edecek ve söyleyecek işte bu evin şu eksikleri var, bu şunları var falan gibisinden. Neyse. Burası diğer odası. Odalar hep zaten hemen hemen aynı. 4 duvar, işte penceresi var bir tane, 2 tane. Bir tane klozeti var. Şimdi bunların hepsini yeni taktık. Şu klozetleri falan. Her şeyi tamamen yeni. Hiç eski bir şey yok. Tamamen her şey pırıl pırıl. Burası da son odası. Odalar aslında biraz küçük gibi. Özellikle bu oda küçük. Diğerleri biraz daha sanki büyük gibi de bu küçük. Buraya fen taktık. İşte yani klasik oda. Çok bir farkı yok diğerlerinden. Evet, en büyük olay burada. Yani ikinci olay burası. Olayın master bedroom'u. Gördüğünüz gibi her şey tamamen söküldü. Hiçbir şey bırakılmadı. Tamamen her şey sıfır. Uzaktan da geniş açıyla bakın isterseniz. Her şey tamamen yeni, pırıl pırıl. Eski hiçbir şey kalmadı. Klasik. Hemen birisi telefonla arıyor. Evet. Master bedroom'umuz da böyle arkadaşlar.